Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT AYT Geometri kampında, yani bu kitabın kampında ikinci günün ikinci dersindeyiz. Üçgende açıda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sayfa 18'in sağ tarafında kalmıştık. Sayfa 18'in sağ tarafını, sonra 19'u, sonra 20'yi işleyeceğiz. 2,5 sayfa işleyeceğiz. İşleyeceğimiz yerler önemli yerler. İlk başta 2 tane kural vereceğiz. Yani bir özellik vereceğiz. Ardından da ikizkenar ağırlıklı yerleri işleyeceğiz. ÖSYM ikizkenar üçgenleri seviyor. Bir önceki derste ikizkenar üçgenlerden sorular, ÖSYM benzeri sorular da çözmüştük. ÖSYM'nin önem verdiğini orada da gördün zaten sen, değil mi? Evet, önemli bir yerdeyiz. O zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Evet, dördüncü özellikte kaldık. Şurada böyle bir şey var. Neye benziyor bu? Baktığın zaman ilk aklına geldi. Vallahi benim aklıma boynuz geldi. Ben direkt boynuz diyorum. Bumerang diyenleriniz de var. Şalvar diyenleriniz de var. Şalvarı da ben ilk defa Erzurum'da duymuştum. Çok şaşırdım. Neresi şalvara benziyor demiştim. Hocam işte buradan ayaklar çıkıyor. Bir de ince belli bir adam. Al işte şalvar diyorlardı. Ama ben aklına ne bileyim, boynuz. Boynuz kaldı aklımda. Boynuz da içerideki açıların toplamı dışarıdaki açıya eşittir. Hocam bu nereden geliyor? Nereden gelecek? Bak şimdi. Paralel doğrular olsaydı paralel doğrular uzatırdık. Yok. Biz doğruda açıda şunu öğrendik. Sivrilen yerden paralel açacağız bir. O zaman en sağdaki köşeden şöyle bir paraleli at bakalım. Attım paraleli. Atınca ne oldu? Z'den dolayı B açısı C'nin yanına geldi. İki paralel doğru arasında bir sivrilen yer var. Bir M kuralı var mı orada? Var. O zaman yukarı bakan, aşağı bakan, yukarı bakan. Yukarı bakanlar toplamı aşağı bakana eşitti. Yani X eşittir A artı B artı C oldu mu? Oldu. Gelelim bir sonraki şeye. Bak ispatı da yaptık. Şimdi şuradayız. Evet, burada da tırtıklı boynuz diyelim buna. Bu tırtıklı boynuzda da aynısı. İçeridekilerin toplamı dışarıdakilerin toplamına eşittir. Bu tırtıklar böyle birkaç tane olabilir. Şöyle tam göremiyorsunuz ha. Şöyle ortalayayım istersen. Bu tırtıklıların toplamı ya birkaç tane olabilir. Bu yani dışarıda 3 tane açı olabilir. Bir daha böyle şurada da bir tırtık oluşturabilirdim yani. Hocam burada ispatı nasıl yapacağız? Yine aynı şekilde en sağ taraftan. Çek paraleli. Çektiğin zaman ne oldu? Z oluştu. B açısı C'nin yanına geldi. İki paralel doğru arasında ne oluştu? Birkaç sivrilen yer var. Testleri oluştu. Yukarı bakan, aşağı bakan. Yukarı bakan, aşağı bakan. Yukarı bakan açılar. İşte yukarı bakanlar toplamı aşağı bakanlar toplamına eşit. Dolayısıyla buradan ne geliyor? D artı F. Diğer açılar toplamı. A artı E artı B artı C'ye eşit olmuş oluyor. İspat da bu şekilde. Ama genelde akılda kalıyor. İspatını da gösterdim ki sıkıntı yaşarsanız bu şekilde ispat tekniğini de kullanabilirsiniz. O yüzden ispat teknikleri de bizim için önemli. Hemen sen de ispatta şöyle yazabilirsin gösterdiğim zaman. Neyse, geldik şimdi öğrenme alanı sorularına. Öğrenme alanı. Kolay sorulardı. Hemen ne yapıyorduk? Hocam şurada bir boynuz var hemen. Boynuz varsa içeridekilerin toplamı dışarıdakilere eşit. Dışarıdakine eşittir. Yani buradan ne olacaktır o zaman? X artı 30 artı 20 eşittir 4x eksi 10'a eşit olacak. İçeridekiler dışarıdaki. O zaman buradan x'i öbür tarafa attım. 3x kaldı. Bu tarafı ne yaptı? 50 yaptı. Eksi 10 da buraya artı 10 diye geçti. 60 mı yaptı burası? O zaman x'i de böylelikle 20 olarak buluruz. Cevap 20. Evet, A şıkkını 20 bulduk. Geldik B şıkkına. Bu sefer de tırtıklı boynuz var. Tırtıklı boynuzda da içeridekilerin toplamı dışarıdakilere eşitti. İçeridekilerin toplamında ne var? Bir kere y var. Mavi kalemle yapayım ben bunu bu sefer. Y artı diğer sayıların toplamı. Hocam sayılar toplamı 15 ile 25'in toplamı 40. 80 ile de toplarsam 120 yaptı. Eşittir dışarıdakilerin toplamı. Dışarıdakiler de x ile 90. Bizden ne isteniyor? X eksi y isteniyor. O zaman y'yi buraya attık. 90'ı da öbür tarafa attık. 30 eşittir x eksi y mi oldu? Evet, cevap böylelikle 30 çıktı. Evet, 30'u bulduk. Geldik 13'e. 13. soruda. Şimdi burada 70'i şekil üzerinde vermiş. 20'yi şekil üzerinde vermiş. Bir de burada açısal değerler vermiş. 15 ile bir açıyı çarpmış. 5 ile bir açının çarpımı. 3 ile bir açının çarpımı. Bunlar kaçla birleşiyor? 15 ile. O zaman ben buraya bir 5 alfa dersem. 5 kere 3 15. Burası da 3 alfa olur. O zaman burası da alfa mı olur? Evet. BEF'ye alfa dedim. Sonra ABE açısına bakıyorum. Burası 3 alfaymış. Diğer taraf ADF'de 5 alfaymış. Bunu da yazdık böyle. Sonra soruya baktığımız zaman. Arkadaş bu alfayla soruyu şöyle büyüteyim istersen. Hocam alfayla 20'yi görünce dayanamam. Ne yaparım? 2 iç açı 1 dış açı eşit. Ya burada kaçı ya da burada kaçı yazarız. Hemen yazalım o zaman orayı. Burası ne yaptı? Alfa artı 20 yaptı. O zaman ben diğer açıları da kullanacağım. 5 alfa var. 70 var. Bir de 3 alfa var burada. Aa hocam şurada bu açılara baktığım zaman da burada ne var? Bir boynuz var. Boynuzda ne yapıyorduk? Şu açıların toplamı buraya eşit oluyordu. Yani bizim şuradaki açımız ne olacak? Şu 5 alfa, 3 alfa, 8 alfa artı 70'e eşit olacak. 8 alfa artı 70 yapacak burası. Şimdi de şu açıyla bu açının toplamı. Biz 8 alfa ile alfayı toplarsak 9 alfa, 70
ile 20'yi toplarsak 90 yapıyor. Bu ikisinin toplamı da bir doğru açı oluşturduğu için burada kaç derece yaptı? 180 derece yaptı. O zaman burada 9 alfa eşittir 90 yapar. Alfayı da böylelikle 10 derece olarak buluruz. Evet, bizden ama dur. Cevap 10 değil. Bizden ne isteniyor? BCD açısı isteniyor. BCD açısına bakıyorum. BCD. Burada kaçı isteniyor? BCD'yi yazıyorum. 8 alfa artı 70 isteniyor bizden. Alfa yerine 10 yazarsam 80 artı 70 yapıyor. O da 150 yapar dostlar. Cevap 150 oldu. 13. soruda. Geldik 14'e. Bu ne böyle? Yıldız var burada. Yıldız. 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 Yıldızlar da kayar durmaz yerinde diyorsun değil mi? Arkadaş, yıldızda şu köşedeki açıların toplamı 180'den de yapabilirsin aslında. Tamam. Ama karışabiliyor. Ben sana burada formül vermedim. Bilerek verdim. Ne yapacağız? Verilen bilgileri kullanacağız kardeşim. Mesela 20'ye ve 25'e bakan insanoğlu neye dikkat eder? Hocam şuradaki üçgene dikkat eder. Şu üçgende ben diğer açıyı bulabilirim. Ya da bir açı bulmayla uğraşmayayım. 20 ile 25 iki iç açı bir dış açı eşit değil mi? Evet. Hemen buraya yazarız. 20 ile 25'in toplamı 45 yaptı. Güzel. Sonra hocam ben alfayı bulmak istiyorum. Alfaya bakan insanoğlu da ne yapar? Alfaya ait ya bu üçgene bakar ama bir işime yaramıyor. Alfaya ait bu üçgene de bakabilirsin. İşime yaramıyor. Verilen bilgiyi kullanmaya çalışıyorum. Alfaya ait şu üçgene de bakabilirsin. Bu üçgene bakalım tabii ki. Bu arada şurada bu üçgene bakacağız deyince bak şu açıyı da yazalım istersen. 45 ile 35'in toplamı kaç yaptı? 80 yaptı. Hemen buraya 80'i yazdım. Burası da 100 mü yaptı? Evet. Şimdi de şuradaki üçgende iki iç açı var ya da iç açılar toplamı 180 diyebiliriz ya da iki iç açı bir dış açı. Dayanamam diyorum ya, iki iç açı bir dış açı görünce. Alfa artı 40 eşittir 100 olduğundan dolayı alfayı da böylelikle 60 derece olarak buluruz. Geldik bu dersin önemli olan yerine. İkizkenar üçgen. Evet, ikizkenar üçgen dediğimiz şey iki kenarı eşit olan üçgene biz ikizkenar üçgen adını veriyoruz. Mesela şu kenarlar eşitse bu kenarlara biz kollar adını veriyoruz ikizkenarın. Şurası da tabanı oluyor. Şurası da tepesi oluyor ve tepe açısı olarak adlandırılıyor burası. Ve tabana ait açılar birbirine eşit oluyor. Yalnız dikkat et, ikizkenarımız şu şekilde de verilebilir. Bu şekilde bunlar eşitken tabanı burası oluyor. Taban açıları şunlar olduğu için buradaki açıları bu şekilde eşit göstereceğiz. Zaten biz ikizkenar üçgen gördüğümüz zaman hemen taban açıları yoksa taban açılarına değerler vereceğiz. A, A, B, B. Hocam 2 ya da 3 tane böyle ikizkenar varsa A, A, B, B, C, C demeyeceğiz. Genelde tek bilinmeyen cinsinden yazmaya çalışacağız. O da 2 iç açı 1 dış açı mantığını kullanarak oluyor, haberin olsun. Şimdi burada taban açıları birbirine eşit. Eyvallah. Bir önceki dersimizde de zaten şundan bahsetmiştik size. Bir ikizkenar üçgen geldiği zaman şöyle tepe açısı 40 derece ise şu taban açıları birbirine eşit ya. Buralara A, A deyip de 2 A artı 40 eşittir 180'den sonuca ulaşabiliriz. Ya da hocam burası 40 ya. 180'den 40 çıkart. 140. Bu iki açıya 140 kaldı. 2'ye bölünecek. 70, 70 diyebiliriz buraya. Yani kısaca şu şekilde. Tepe açısı belliyse ikizkenar üçgende 180'den tepe açısını çıkartıp 2'ye böldüğün zaman taban açılarını bulabilirsin. Tabi aynı zamanda ikizkenarımız şu şekilde olduğu zaman da tepe açısı 20. Bunlar da ne olur? 180'den 20 çıkart. 160. 2'ye böl. 80, 80. Yalnız burada uyarmam gereken bir nokta var. Siz eşit kenarlara ait açıların hep eşit olduğunu da bazen düşünebiliyorsunuz. Ne demek istiyorum yani? Şöyle örnekle göstereyim. Mesela şöyle bir ikizkenar üçgen var. Şu kenarla şu kenar aynı uzunlukla ki iki çubukla böyle de bir ikizkenar üçgen oluşturayım. Buradaki taban açıları AA iken buradaki taban açıları AA olmak zorunda değil. Aynı uzunlukta farklı ikizkenar üçgenler oluşturdum. Taban açıları da farklı oluyor. Ben bunu şöyle bir örnekle göstereyim istersen. Gel bak şimdi bana. Şöyle iki tane eşit kalem olsun. Bir ikizkenar üçgeni şu şekilde de oluşturabilirim. Aynı zamanda şu şekilde de oluşturabilirim. Taban açıları ne oluyor? Şöyle değişiyor değil mi? Hop, şöyleyken açı büyüdü. Şöyleyken açı küçüldü. Yani onun demek istiyorum. Eşit kenarlara ait ikizkenar üçgenler farklı. İkizkenar üçgenlerde taban açıları aynı olmak zorunda değil. Hadi devam edelim şimdi şuraya. Her şeyi söyledik zaten. Sırada ne var? Öğrenme alanı var. Hemen öğrenme alanında işi öğrenelim. Evet, bir tık daha büyüteyim şurayı. İşe başlayalım. Hocam A şıkkında şuradaki ikizkenar üçgende tepe açısı verilmiş. 180'den 40 çıkart. 180'den 140 çıkart pardon. 40. 2'ye böl. 20-20. Taban açıları 20-20 oldu. Ters açıdan dolayı burası da 20. Hocam burada da bir ikizkenarlık var. 180 tepe açısı yine belli. 180'den 20 çıkar. 160. 2'ye böl. 80-80 çıkar. Dolayısıyla alfayı böylelikle 80 bulur. B şıkkına bakalım. B şıkkında da bu sefer ikizkenar üçgenler var. Tamam, burada ikizkenarlık var. Burada ikizkenarlık var. Taban açıları var mı? Yok. O zaman taban açılarına değer yazalım. Hocam taban açısına şöyle A ile A yazmayayım bu sefer. Karışabilir. Çünkü yukarıda alfa var. Şu taban açılarına ben XX diyeyim. Diğer ikizkenar üçgende de YY diyeyim. Ama genelde böyle ikinci bilinmeyene girmemeye çalışıyoruz ama baktık aynı
aynı cinsten yazamıyorsam, ne bileyim iki iç açı bir dış açı şeklinde yazamıyorsam. Hocam iki iç açı bir dış açı bana burayı veriyor. Buradaki açıları o cinsle yazamıyorum. O zaman hiç zorlamayayım kendimi. Buralara da yy diyeyim. Ya hocam ben şurayı yazdım ya. 80 artı x'e buraya da 100 eksi x diyebiliriz. Tabii o şekilde de yapabilirsin. Sana da kalmış. Şimdi ne yapacağız? Verilen bilgileri kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Hocam şuradaki açı hop 180 olacak. X artı y artı 80 eşittir 180 ya. Ben buradan x artı y'ini bulurum. 100 bulurum. Sonra takıldık kaldık. Takıldığımız an ne yapıyoruz? Soru okuyoruz. Soruda bizden ne isteniyor? Alfa isteniyor. Bak verilen bilgiye bakıyorum. Alfa nerede? Hocam ya bu dörtgenin elemanı. Dörtgen iç açıları toplamından da yapabilirsin. Ama buradaki açılar yok. Bak beynin seni yönlendiriyor. Bu açı iki iç açı bir dış açı. 2x yazarsın. 2 iç açı bir dış açı. 2y yazarsın. Dörtgenden de yapabilirsin. Bakış açına göre soru değişebiliyor. Ya da şu alfaya baktın ya. Bu alfa aynı zamanda şu üçgenin de elemanı. O zaman üçgende iç açılar toplamı da yazabiliriz. Üçgende iç açılar toplamı yazacak olursam x artı y artı alfa eşittir 180 olacak. X artı y'yi zaten 100 bulmuştuk. Dolayısıyla alfa da böylelikle kaç çıkar? 80 çıkar. Tamam. Hocam böyle sorularda bir açı bir de alfa varsa alfaya 80 mi diyeceğiz? Hayır. Bu tür şeyler uydurma şeyler. Sakın öyle şeylere inanmayın. ÖSYM zaten o ayarda bir soruda öyle sormaz. Alfa vermiş 80 vermiş cevap 80. Yok ya. Ya da alfa vermiş 80 vermiş cevap 100. Yok ya. Yok öyle bir dünya. Öyle size sallattırırlar falan. Bunlara da inanmayın. Yani tamam belki bazı test kitaplarında falan tutar ama yapmayın kardeşim. Şurayı kullanın. Daha kolay yapıyorsunuz. Emin olabilirsiniz. Evet. A şıkkı 80. B şıkkı da 80 oldu. Geldik C şıkkına. Hocam C şıkkında şu ikizkenar verilmiş. Tepe açısı alfa. Tepe açısı verilseydi hemen taban açılarına yazacaktım. Yazamıyorum. O zaman ben burada verilen bilgiyi kullanacağım. Yüzü kullanacağım. Hocam yüzü kullanacaksam yüz nerede? Hocam yüz buradaki üçgende. Şuraya ben bir x açısı dersem burası da x açısı oldu. Ben yüzü kullanmak istiyorsam bu üçgende kullanacağım. Bu üçgenin diğer açısını da yazayım o zaman. X cinsinden yazamıyorum. Y yazayım. O zaman buradaki üçgende ne var? X artı y artı yüzün ben 180 olduğunu biliyorum. X artı y'yi de buradan kaç buluruz o zaman? 80 buluruz. Takıldık kaldık. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Verilen bilgiyi kullanacağız. Ne verilmişti bize bir de? İkizkenar verilmişti. Ne buldum ben? X artı y'yi buldum. Ana! X artı y bak yan yana burada. Vay! Hemen yan yanayı kullanalım orada. X artı y yan yana. Zaten 80'de. Burası 80 oldu. İkizkenar üçgende. Taban burası ya. Tabana ait açılar birbirine eşit. O zaman burası da 80. 80, 80. 160. Alfaya o zaman ne kaldı? 20 derece kaldı. Yani alfa böylelikle 20 yaptı. Evet soru C şıkkı 20 oldu. Geldik D şıkkına. İkizkenar üçgenler verilmiş bize burada. Hocam şu ikizkenarda bir şey yapamıyorum. Hiçbir açı değeri falan filan yok. Ne yapacağız? Bir de bu ikizkenarlığı kullanalım. Bu ikizkenarda taban açıları birbirine eşit. Burası alfaysa burası da komple alfa olacak o zaman. Hemen oraya bir alfa yazalım. Hocam tamamı alfa bunun. O zaman 12'si buradaysa buraya ne kaldı o zaman? Şöyle göstereyim. 12'si buradaysa tamamı da alfaysa buraya o zaman alfa eksi 12 kaldı. Sonra ne yapacağız? Kardeş şu ikizkenarlığı kullandık mı? Kullanmadık. Tabanı burası bu ikizkenarda değil mi? Üçgen burası çünkü. Bu üçgende üçgen burası. İkizkenarda taban açıları birbirine eşit olacak. Hemen oradaki taban açısını da yazayım. O zaman burası da alfa eksi 12 olacak. Bak şu açı ve şu açı topla. Kaç yapacak? 180 yapacak. İç açılar toplamı. Burada 3 tane alfa var. Hemen yazıyorum. 3 alfa eksi 12 eksi 12 eksi 24 eşittir 180 yaptı. 3 alfa eşittir 204 mi yapıyor? Evet 204 yaptı. Alfa da böylelikle kaç çıktı? O zaman 68 mi çıktı? Galiba 68 çıktı. 3 kere 8 24. 6 kere 3 18. Evet 68. Cevap böylelikle D şıkkında 68 oldu. Öğrendik bir şey. Öğrenme alanında öğrendik bir şey. Öğrendik değil mi? O zaman geçelim diğer soruya. Evet 15. sorudayız. ABC ikizkenar üçgen verilmiş. Şu kenarlar eşit verilmiş. Bir de bu üçgen ikizkenar üçgen olarak verilmiş. Bana şu açıyla şu açının toplamı verilmiş. Ya hiçbir açı değeri yok hocam. Ama toplam verilmiş. Toplamına bakalım o zaman. Hangi açıyla hangi açının toplamı? DCB. Bakıyorum. DCB açısı. Şuraya A dersem. A açısıyla ABD. ABD'ye de B dersem. Yani buradan ne geldi? A artı B 40 derece geldi. A artı B 40 derece ise buradaki ikizkenarlığı ben kullanmadım ki. İkizkenarda taban açıları birbirine eşitti. O zaman bak burası da A oldu. A ile B yan yana geldi. A artı B'yi zaten biz 40 bulmuştuk. Gel burada buraya 40 yaz. Şimdi burada da ne var? Şurada da bir ikizkenar üçgen var. Hocam bu da bir ikizkenar üçgen. Tepe açısı belli. 40. 180'den 40 çıkart. 140. 2'ye böl. 70 70 çıkar taban açıları. Bu açı 70. Bu açı da 70 oldu. Benden BAC açısı isteniyor. Bak BAC açısı 70 derece oldu. Örnek
Tek 15, 70 çıktı. Geldik 16'ya. Aha bu ne? Korkma kardeşim, korkma. Soruyu düzgünce oku. Hatta bak bana, bak bak bana. Kardeş şimdi biraz sonra bakacağın soruya anlamaya çalış. Yani ilk başta sen kendin anlamaya çalışıp sonra benden de. Ya inşallah yaparsın. Büyük ihtimalle de yaparsın. Artık sen çünkü öğrendin olayı. Doğruda açılardan itibaren öğrendin olayı. Doğruda açılardan beri yapıyoruz zaten bu tekniği. Şimdiden öğrendin yani. Soruyu oku, anlamaya çalış. Bak büyük ihtimalle yaparsın. Yapamazsan da benden öğren. Yap soruyu yapamayıp da benden öğrendiğin zaman da en büyük etkiyi de o zaman alacaksın zaten. Tamam. İlk etapta bu soruyu sen yapar mısın lütfen? Yap bakalım. Ben başlayayım soruya. Şimdi yukarıda bir tel parçasının K noktasında pozitif yönde. Yani pozitif yön demek saat yönünün tersi demek. Yani şu yönde diyor bize. Bu yönde saat yönünün tersi. Bu pozitif yön olarak. Bu da negatif yön olarak adlandırılıyor. Saat yönünün tersinde alfa derece döndürülmesi gösterilmiştir. Evet. Sen bunu almışsın, döndürmüşsün. Yani nasıl döndürüyorsun? Şöyle ben de çizeyim istersen. Şu çizgi böyleyken hop şöyle döndürmüşüm bak. Alfa derece. Alfa derece döndürdüm buraya gel. Şöyle oldu. İşte ikinci şekilde de göstermiş burada. Güzel. Sonra da bir şey yapmış burada. AE biçimindeki bir tel parçası düzlemsel olacak şekilde sırasıyla B, C, D noktalarından döndürülürse aşağıdaki şekilde olur. Arkadaş ilk önce sen şunu B noktası etrafında döndürsen. Önceden bizim çizgimiz bak şöyle şurası değil miydi? Evet. Sen bunu bu şekilde döndürsen. Hop döndürdün. Normalde bu aşağı doğru gitmesi lazımdı değil mi? Evet. Aşağı doğru gitmesi lazımdı. Gitti. Sonra buradan da bunu döndüreceksin. Sonra B'den C'den döndüreceksin. C'den döndürdüğü de buraya geliyor. Sonra da D'den döndüreceksin. D'den döndürdüğünde de hop tam olarak buraya geliyormuş. İşte bundan bahsediyor bize. Tamam. Anladık mı olayı? Anladık. Yani bizim döndürülmeden önceki hali buydu. Sonra döndürüldüğünde uzun hali bu oldu. Sonra buradan şu şekilde döndürdüğümde en uzun hali bu oldu. Sonra ben bunu böyle döndürdüğümde şu kenar buraya mı denk geldi? Evet. Şimdi buna göre soruyu çözeceğiz. Hadi bakalım çözelim. Şimdi AB ile DE birbirine paralel oluyormuş. Tamam. Şunlar birbirine paralel. Demek ki ben burada yöndeş açıyı falan, U kuralını falan kullanacağım büyük ihtimalle. C ile D noktaları arasındaki dönme açıları birbirine eşit. Arkadaş C'deki dönme açısıyla D'deki dönme açıları birbirine eşit. Dönme açısını bulalım. Önceden C'deki dönme açısı ne olacak? Bu yönlü dönerken buraya geldi. Yani dönme açısı bu mu oldu? Evet. Şurasıyla, buradaki açıyla, bak şuradaki açıyla. Sonra ben bunu döndüreceğim. Şu döndürüldüğünde buraya geldi. Hop bu yönlü döndü. Buradaki açı eşit demiş bize. Değil mi? Evet. Bu açılar eşit ve 140 dereceymiş. O zaman buraya 140, buraya da 140 yazdım. Hocam şu 180 hata almıyor. 40. Burası da 180 hata almıyor. 40. Ana burada iki tane açı gördüm. Dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açı. Yani 40-40 daha 80 yaptı. Sonra U kuralından dolayı burası da 100 mü yaptı? Evet. Buna göre diyor B köşesindeki dönme açısı nedir diye soruluyor bize. Burayı da U kuralından buldum 100'ü. Cevap 100 mü acaba? Acaba. Dikkat, dikkat, dikkat. Şimdi dönme açısı, B köşesindeki dönme açısı isteniyor. B köşesindeki dönme açısı burası mı kardeşim? Yo, B köşesindeki çizgi buradayken ben bunu alıp da şöyle döndürdüm. Bu çizgi buraya gelmedi mi? Dönme açısı burası yapmıyor mu? Yapıyor. O yüzden buna dikkat et. Özellikle dönme açılarında ilk konumundan ikinci konumuna bu yönlü dönüyor. Yani şuradaki açı yapıyor. Yani bizden şu açı isteniyor aslında. Bu açıda kaç yapıyor? 100'ün 180'e tamamlayan açısı yapıyor. Yani 80 derece yapar. Cevap kocaman bir 80 oldu. Genelde bu tür sorularda hata yapılıyor. Lütfen yapma. Özellikle dönme sorularında dikkat et. Tamam. Hoş bir soru değil mi? Gerçekten hoş bir soru. Evet. Böylelikle bu soruyu da hallettik. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 17'deyiz. Örnek 17'de ne demiş? İkizkenar üçgen şeklindeki iki karton düzlemde bir köşesi ortak olacak biçimde ve BCD noktaları doğrusal olacak biçimde çekildeki gibi konmuş. Adam bize diyor ki BCD doğrusal. Yani bunun doğrusallığı ne anlama geliyor? Buradaki açıların toplamı 180 derece anlamına geliyor. Bak verilen bilgiyi kullanıyorum. Okuduğumda verilen bilgiyi kullanmak çok önemli. AB ile şuradaki eşitler verilmiş. Sonra buradaki eşitler de soruda verilmiş. Bir de bir K verilmiş. BA ışınıyla bak dikkat. BA ışınıyla DE ışını. BA ışınına bakıyorum. Hocam burada. Öbürü DE ışınına bakıyorum. Hocam burada. Bunlar kesişmiyor ki. Ama bak bu ne demek? Işın demek değil mi? Pardon. Şu ışın. B'den başlayıp A doğrultusunda sonsuza kadar gidiyor demek. O zaman ben bunu öyle götüreyim. B'den başlayıp A doğrultusunda sonsuza kadar götürdüm şöyle. Öbüründe de D'den başlayıp E doğrultusunda sonsuza kadar götürdüm. Bunlar nerede kesişiyorlarmış? Tam olarak K noktasında kesişiyor.
istemiyormuş. Bak K'yi yazdım. AKE açısı isteniyor benden. Buradaki açı isteniyor benden. Tamam. Soru yeni nesil bir soruya dönüşmüş. Eski nesil bir soru. Aslında eskiden de soru böyleydi. Buna benzer bir soru da çözmüştük zaten. Ama bir tık daha zoru bu. Şöyle bir üçgen. Şurada da üçgenler var. Şunlar ikizkenar, ikizkenar. Ne yapmışım? Yani eksik parçayı sana tamamlattırıyorum. Yeni nesile çevirmiş. E tamam. Ne yapacağız? İkizkenar üçgenler var. Taban açılarına değerler yazalım. A demeyeyim, alfa ile karışmasın. Buraya X, buraya X, buraya Y, buraya Y diyeyim. Aynı cinsten yazamıyorum. İki iç açı, bir dış açı falan olmadığı için. E hocam şuradaki X artı Y. Bak X artı Y artı 80 eşittir 180. Bu tür şeyleri kafadan da yapabilirsin ama olsun, ben yine de yazayım. X artı Y'yi ne buluruz buradan? 100 buluruz. Sonra ben neye bakacağım? Alfa. Hocam alfa için bana ne lazım? Alfa için ya bu dörtgene bakarız böyle. Hocam dörtgende şu açılar yok. Bu açıyı da bulursun. X'e 180 eksi X yazabilirsin buraya. Buraya da 180 eksi Y yazabilirsin. Ya da alfa nerede? Hocam alfa büyük üçgenin elemanı. O zaman büyük üçgende iç açılar toplamından gideceğim. Dur. Hocam iç açısı bunun ne? 180 eksi 2 X yapıyor. Burası da 180 eksi 2 Y yapıyor değil mi? E güzel. Sonra bu açıları toplarsın böyle. Ve bu açıları topladıktan sonra iç açılar toplamını yaz. Sonra X artı Y de belli. 2x artı 2y'ye de ulaşırsın. Sonuca ulaşırsın. Ama kardeşim burada ben buradan da yapmak istemiyorum. Niye? Elimizde xx var. Eyvallah. Ama xx 2 iç açı 1 dış açı değil mi? Evet. Yani şunu uzatacak olursam hocam burası 2x oldu. Yy 2 iç açı 1 dış açı diyeyim burada da 2'ye. Bak alfa bu üçgenin elemanı ama elimizde 2 tane iç açı yok ki. 2 tane dış açı oluştu şimdi. XX yy 2 iç açı 1 dış açı yapınca. O zaman dış açılar toplamından gitmek lazım. O zaman şunu da uzatayım ben. Bunu da uzattığım zaman bunun da dış açısı 180 eksi alfa yapar. Sanki buradan daha kolay olacak. Yani 180 eksi alfa artı 2x artı 2y eşittir. Dış açılar toplamı 360. Yani şu 180 çıkartırsam 180 kaldı burada. Burada bu 2x artı 2'ye ne yapıyor? X artı y zaten 100'dü. Bu da 200 yaptı. Eksi alfayı öbür tarafa attım. Artı alfa yaptı. 200'ün yanına 180 gelince de 20 yaptı. O zaman alfayı da böylelikle 20 buluruz. Bu da güzel bir soru. Yeni nesle çevirdiğim sorulardan biriydi. Hoş bir soru. Evet, gördün mü? Ama bak şurayı çalıştırınca görüyorsunuz. Soruyu daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Verilen bilgileri de kullanıp böyle xx 2x yazıp dış açılardan gitmek. Ne bileyim, işlem kalabalığı olmuyor. Diğer türlü tabii şuradan da çıkardı hocam 180 x 180 eksi 2'ye deyip oradan da iç açılar toplamından da geliyor aslında ama olsun, ben böyle dış açıdan gitmek istedim. Artistlik yapmak istedim. Bazen de böyle şeyler yapabiliyoruz. Neyse, geldik örnek 18'e. Hocam ne güzel x kenarlıklar var. Sakın şunu yazmıyorsun değil mi? Burası AA çift çizgi çift çizgi iken burası da AA aynı çift çizgi çift çizgi olduğundan. Yazmıyorsun değil mi bunu? Çünkü x kenarı anlatırken dedik eşit kenarlı uzunluklardaki üçgenler farklı olabilir ki bunlar farklı. Şimdi biz x kenar üçgenler gördüğümüz zaman taban açılarına değerler yazacağız. Değeri yoksa. E hocam burada da yazalım. Ama iki tane ikizkenar üçgen var. Nereden başlayalım? Buradaki taban açısından mı? Yoksa buradaki taban açısından mı başlayalım? Benim tavsiyem şu. Her zaman ikizkenar üçgenlerde açıyı yazarken açısı en küçük olandan başlamak en mantıklı hareket oluyor. Haberin olsun. O yüzden bu açı daha küçük ya. Buradan başlayalım. Yani ben buraya bir A diyecek olursam. Hocam burası da A oldu. E o zaman direkt bunları da BB diyeyim mi? Hayır. Dur. Genelde aynı cinsten yazılabiliyorsa yaz. Yazamıyorsak BB diyelim. Ki yazılıyor burada. Bak iki tane açı yan yana. Dayanamam. Burası ne yapar? 2A yapar. Hop. 2A'yı yazarız buraya. 2 iç açı 1 dış açı. E sonra buradaki ikizkenarlıktan dolayı da tabanı burası. Taban açıları birbirine eşit olacağından burası da 2A oldu. Takıldık kaldık. Eyvah, soruyu çözemedik. Eyvah, soruyu göremedik. Dur. Ne tavsiyesinde bulunmuştum? Soruyu oku. Yapamadığın zaman soruyu oku. Okudum şimdi. D, L, M, C, eşitlikler verilmiş. Aa, bir de bu verilmiş. Bir tek bunu kullanmadım ben. E buradaki eşitliği de göstermemiş. AB ile AC eşit demiş. Demek bu eşitse hocam bu bir ikizkenar üçgen, taban açıları da birbirine eşit olacak. Yani buradaki açı da 2A olacak. Yani buraya ne kaldı o zaman? A kaldı. Ve şu üçgene bakar mısın artık? Bütün açılar belli oldu. Yani 2, 4, 5 tane A oldu burada. 5 tane A eşittir 180 ise A da buradan 36. Ne yaptın? 0 attın. 2 ile çarptın değil mi? 18 çarpı 2. Evet, A 36. Dur. Sazanlık yapma. Soruyu oku. BCD isteniyor bizden. BCD. Yani 2A isteniyor bizden. 2A'da A yerine 36 yazarsak cevap 72 çıkar dostlar. 18'i 72 bul. Geldik 19'a. Şimdi soruda iki tane ikizkenar verilmiş. Bak bir burada ikizkenar verilmiş. Dikkat. Bir burada ikizkenar verilmiş. Bir de burada. AB ile AC de birbirine eşit verilmiş. Hemen AB ile AC'nin de eşitliğini göstereyim. İkizkenarlıklar var. Taban açılarına değerler yazacağım. Ne yapacağız? Açısı en küçük olandan değil mi? Yani hocam buradaki açılara mı yazacağım? Yoksa buradaki açılara mı yazacağım? Bu açılar daha küçük. Küçükten başlayalım. A diyelim. A demeyelim yalnız. Alfa ile karışıyor. Ben buraya bir x x dersem
iki açı yan yana. Ne yaparsın? Seni gidi seni. Dayanamam dersin. Buraya 2x dedin değil mi? Sonra takıldın. Hop. Burada da ikiz kenar verilmişti. Taban açıları birbirine eşit. 2x. Takıldık yine. Ne yapacağız? 99'u kullanmamız lazım bizim. Hocam 99'u nasıl kullanırız? Hocam şu üçgende dış açı. Şu açı yok ki. Bak beynin otomatik buluyor ondan sonra. Bu açı yok ki diyorsun. Ula burada açı var. Ters açıdan burası da x diyorsun. Yazdım buradaki x'i de şimdi. Sonra bu üçgende de 2 iç açı 1 dış açı diyorsun. Olay bitiyor. Yani 3x eşittir. Buradan ne geliyor? 3x eşittir. 99 geliyor. X'i de böylelikle 33 olarak buluruz. Dur. Cevap 33 değil. Bizden ne istiyorsun Alfa? X yerine 33 yazınca burası 66. Burası da 66. Yani büyük üçgene bakacak olursak 66, 66 ve Alfa'nın toplamı ne yapmalı? 180. 66, 66. Alfa 180 yaptı. Bu 132 yapıyor. Alfa da 180 eksi. 132'den kaç çıkıyor? 48 çıkıyor. Cevap 8. Olur. 19'u bulduk. Geldik 20'ye. Evet, yine yeni nesil bir soru. Gökçen Hatun. Hanım, patron. Çok fena. Çok fena. Yok, o kadar fena değil. Evet. Kim oluyor? Tabii ki eşim. Patron oluyor. Bizim patron da bu. Eşimin adını da burada yazmışım. Gökçen Hatun bir teli eşit aralıklarla bükerek aşağıdaki şekli elde ediyor. Ay, Gökçen deyince şöyle bir irkildim yani. Gökçen çok şeydir ya. Aramız çok iyidir bu arada. Şaka yapıyorum. Neyse. Gökçen bir ipin bir ucunu F noktasına sabitlediğinde. Bak şimdi bir tel yapmış böyle. Şöyle bir teli kıvırmış Gökçen. Ondan sonra ne yapmış? Gökçen bir ipin bir ucunu bu F noktasına bağladığında iki tane durum oluşmuş. Diğer uç A noktasına ulaşır ve C ve E üzerinde olur. Şimdi bir tel var elimde burada. Mavi olan tel. Mavi tel. Bir ip var bir de elinde. Bir ipin bir ucunu buraya bağladığında diğer uç A noktasına ulaşıyormuş. Ve uç, diğer uç buraya ulaştı ya. Diğer uç buraya ulaşırken ip C ve E üstünden gidiyormuş. Yani bu ne demek? Sen ipi buraya koydun. Buraya koydun. C ve E'den de geçiyor. Bunların hepsi doğrusal oluyor diyor. Tamam, bunu anladık. İpi F noktasına sabitlediğinde bir de şu oluyormuş. B noktasına ulaşıyormuş. B noktasına ulaştığında da D de yine ipin üstünde oluyormuş. Yani şunu demek istiyor. Tam olarak şekli çizeyim. Ben ipi aldım. Şuradan ipi aldım. Hop A'ya getirdim. A'ya getirince tam C ve E'den geçiyor. Buradan da ipi aldım. Aynı ipi aldım. B'ye getirdim. Tam olarak da nereden geçiyor? D'den geçiyor. Tamam. Bir üçgen oluştu hocam. Bunun esprisi ne? Bak bunun esprisi ne? Gökçen ne yaptı? Elinde bir tel var mıydı? Var. Peki ipten neden bahsetti? Üçgen oluşturulabiliyor mu demek istiyor? Hayır. İnce bir nokta var. ÖSYM de bu ince noktayı sever. Aynı ip değil mi bu? Ben ipi buradan alıp buraya götürdüğünde buraya da geliyor. Aynı ip buradan alıp buraya getirdiğinde buraya da geliyor. O zaman bu ve bu aynı ipse bu bir ikizkenar üçgendir. Eş yapıları ÖSYM kullanmayı sever. Bak burada da bir eş yapı var. Yani şuradaki ikizkenarlığı da biz ne yapacağız? Kullanacağız. Görüyor musunuz çakallı? Bu da bir ikizkenar. Hadi bakalım, ikizkenarlıklar var. Taban açılarına değerler yazacağız. En küçük açıdan başlıyoruz. Hocam ben buraya bir A yazayım. Buraya da A yazayım. İki açı görünce dayanamam. Hemen bir dış açı. 2A yazdım. Buraya da 2A yazdım. Taban açıları eşit. Sonra 2A 2A daha 4A yazdım buraya. Yapma. 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 Bak iki iç açıyı, iki iç açı bir dış açıyı anlatan en güzel sorulardan biridir bu. Dikkat. Niye hocam? Şu üçgenin dış açısı değil mi burası? Hayır. Dış açısı demek şurada kaçını 180'e tamamlayanı demek değil midir? Evet. Burada kaçını 180'e tamamlayanı, burada kaç ile burada kaçın toplamıdır. He. O zaman 2A ile 2A'nın toplamı 4A yapacak. A'sı buradaysa buraya 3A kaldı diyebiliriz. Ya da dur şimdi. Hocam buradaki açıyı bulmaya çalışacağım ya. Şu mantıktan da gidebiliriz. Ben buradaki açıyı yazmaya çalışacağım ya. Bak şuradaki açıyla buradaki açı da birbirine eşit. Ama bu açı, bak dikkat et, şuradaki açı bu üçgende dış açı. O zaman bu üçgende iki iç açı bir dış açı yapacaksın. Anladın? Çok güzel bir soru. Yani 2A ile A'nın toplamı burası yapar. 3A yapar. Biraz önceki mantık da güzeldi. Şuradaki üçgende 2A 2A 4A ama buradakinin dış açısı şu ve şu yapıyor 180'e tamamlıyor. O yüzden buraya 3A kaldı diyebiliriz. Ya da sarı üçgende 2 iç açı 1 dış açı. Çünkü bu açı şu sarı üçgenin dış açısı. Hemen buraya 3A'yı yazdık. O zaman burası da 3A. Sonra 3A 3A 6A mı yazdım buraya? Saçını başını yolarım ama bu sefer. Yazmayız değil mi böyle bir şey? Niye? Çünkü bana şimdi buradaki açı lazım. Hocam bu açıyla da bu açı eşit. Şu nokta açısını bulmaya çalışacağım. Nokta açısı nerenin dış açısı? Şuradaki üçgenin dış açısı. Evet, buradaki üçgende açılarımız bunlar. Bu iki iç açının toplamı bu dış açıya eşit. Yani 3A ile A'nın toplamı 4A yaptı. Burası da 4A yaptı. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman hangi bilgiyi kullanmadık ona bakacağız. Hangisini kullanmadık? Hocam şu ikizkenarlığı kullanmadık. Taban açıları birbirine eşit olacak. Burası 4A ise burası da 4A olacak. Hemen burada kaç ya da 4A yazdım. O zaman buraya da
Ve şu üçgende açılara bak. 4, 8, 9 A yaptı burası. Hocam 9 A eşittir 180 yaptı. A'yı da buradan 20 bulduk. A bizden A istenmiyor. Ne isteniyor? FED açısı isteniyor. Bakalım FED açısına. FED. Hocam burada kaç isteniyor? Tamam, A'yı ne bulmuştuk? 20. Hocam A 20. Burası da 20. 20, 20, 40 sa o zaman buraya ne kaldı? 140 kaldı. Yani cevap 140 derece oldu dost. Ya da 20, 20, 40 deyip burası iki iç açı bir dış açı. Sonra 180'den de çıkartıp 140'ı o şekilde de bulabiliriz. Evet, bu da aslında eski nesil bir soruydu. Aynen, sorusu böyleydi bak. Soru böyleydi. Kitaplarda bu soruyla karşılaşırsınız zaten. Ben ne yaptım sadece? Bu soruyu bozdum. Vay efendim, tel varmış da böyle. Ondan sonra telin bir ucuna bir ip sabitledim. A köşesine de geliyor ip. Aynı ip B köşesine de geliyor. Yani ben bunu yeni nesil yaparken ne yaptım? Bak nasıl yeni nesil çevirdiğimi gösteriyorum. Eski nesil soruların yeni nesil soruların sorulardan bir farkı yok. Pardon. Yeni nesil soruların eski nesil sorulardan bir farkı yok. Sadece orada bilgileri biz ufak tefek böyle kelimelerle saklıyoruz. Onda da ufak tefek kelimelerde ne? Eş yapılara dikkat edeceksin kardeşim dediğimi sakın ama sakın unutma. Hoş bir soru. Şöyle bir yıldızı hak ediyor Gökçen Hatun. Evet, geldik 21'e. 21. soruda. Arkadaş, soruya bakalım şimdi. Bize neler verilmiş? A, B, A, C, A, D birbirine eşit verilmiş. Hemen eşitleri yazalım. Yani şurası, şu turuncunun hepsi, burası da eşit verilmiş. Tamam. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Arkadaş, bir noktadan 3 tane eşitlik çıkmış ya. Bu tür soruları çember yardımıyla da yapabiliriz. Ama çemberi görmedik diyebilirsiniz. Ama çemberi de 11. sınıftan hatırlıyorsanız ben şimdi hemen üstünde şöyle bir çizim yapayım. Hatta şunu biraz alta alayım. Çember yukarı doğru gidecek şimdi. Bak şimdi. A noktasına dikkat et. A noktasından 3 tane eşitlik var mı? Var. Yani bir nokta eşit uzaktaki noktalar kümesi çemberi belirtiyordu. O zaman A merkez olacak şekilde B, D, C'den geçen bir çember çizebilir miyiz? Çizdik. Çemberi çizdikten sonra A alfa merkez açı oldu. Alfa ise gördüğü yay alfa olur. 18 çevre açı oldu. 18 ise gördüğü yay 36 oldu. Alfa da böylelikle 36 çıktı. Gördün, çember yardımıyla da çözülebiliyor yani bu. Tamam. Bir 11. sınıftaki bilgiyi şöyle bir hatırlatmak istedim burada. Ben bunu başka bir yolla da yapayım şimdi. Şimdi burada eşitlikleri kullanacağız ya. Eşitliklerde böyle karışıklıklar olduğu zaman ya hocam çift çizgiyi yazıyoruz ya böyle böyle. Bazen şuraya kadarki uzunluğun çift çizgi olduğunu zannediyoruz. O yüzden böyle kesişen doğrular olduğu zaman eşitlikleri ben böyle tırtıklayarak üzerinden tırtıklayarak da gidiyorum. İkizkenarlıkları böyle gösteriyorum ki daha net bir şekilde görebileyim diye. Gözümle değil bak, beynimle görebileyim. Evet tamam. İkizkenarlıklar verilmiş. İkizkenarlıklar verildiği zaman ne yapıyorduk? Taban açılarına değerler yazıyorduk. Yazalım değerleri. Hocam şuradaki taban açısına xx yazdım. Şuradaki ikizkenar üçgenden. Tamam. Hocam buradaki ikizkenar üçgende de a x artı 18 ise burası da x artı 18 yapar. Tamam. Üçüncü bilinmeyene girmek istemiyorum. Hocam şuraya da y deyip de burası x artı y ise burası da x artı y yapar diyebilirim. Ama ilk önce y demeyelim. Elimizdeki bilgilerle, şu bilgilerle sonuca ulaşabileceğiz mi ona bakalım. Başka ne var burada? Hocam bir kere elimizde şuradaki üçgende iki tane açı yan yana. İki açı yan yana gelince dayanamam deyip şurayı yazarsın. İki iç açı bir dış açı. Yani sen x artı 18 ile 18 toplarsan kaç yapıyor? X artı 36 yaptı. Takıldık. Takıldığımızdan soruyu okuyoruz. Neyi kullanmadık? Alfayı kullanmadık. Alfa var. Hocam bu üçgende de alfa ile x yan yana. Bunların toplamı da iki iç açı bir dış açı. Yani burası da aynı zamanda ne olmak zorunda? Alfa artı x yapmak zorunda. Yani burada kaçı? Hem alfa artı x yaptı hem de x artı 36 yaptı. O zaman x'ler nanay, şinanay yavrum şinanay deyip göbeğimizi atıyoruz kardeşim. Bak elimiz çalıştı sadece. Tabii iki iç açı bir dış açıyı da kullandık burada. Güzel bir soru. Bu güzel soruyu iki farklı şekilde çözmüş olduk size. Çemberi de hatırlatmış olduk. Neyse. Hoş bir soru. Geldik örnek 22'ye. Bak bu da güzel bir soru. ÖSYM de buna benzer sorusunu sordu. Şimdi soruyu okuyalım. Geometri kitabında aşağıdaki soruyu çözmek isteyen Mehmet sayfasının bir kısmı yırtık olduğu için sorunun çözümünde tahmin yeteneğini kullanıyor. Şimdi soruya baktığımız zaman tamam, AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Eşitlikleri yazayım. Şurada şöyle AB ile AC'nin eşitliğini yazıyorum. Şöyle ve şöyle gösteriyorum. Sonra CE CD'ye eşitmiş. Hocam CE CD'ye eşitmiş. Bir de A bilmem neye eşitmiş. Bu A bilmem ne olabilir? Bak A'dan giden zaten ya B var ya C var. Zaten AB AC aynı şey, fark etmiyor. Şuraya B de yazsam aynı, C de yazsam aynı. Ya da
A'dan E'ye kadar da gidebilir, değil mi? Ya da A'dan D'ye kadar da gidebilir. Yani ben ne yazabilirim? Ya B yazabilirim ya C yazabilirim. Bu ikisi zaten aynı. Çünkü A'dan giden B'ye gidiyor. A'dan giden C'ye gidiyor. A'dan giden E'ye gidiyor. A'dan giden D'ye gidiyor. E yazabilirim. Bir de ne yazabilirim? Bir de D yazabilirim. Bunları inceleyeceğim şimdi kardeş. Hadi bakalım inceleyelim. Hocam şu eşitlik CE, CD ve AE olmuş olsaydı. Hani AB, şurası B olmuş olsaydı. Tek tek deneyelim bunları. Hocam AB olmuş olsaydı ya da AC olmuş olsaydı. Aynı şey zaten. Bak şimdi 20 ise taban açıları 180'den 20 çıkartıp 2'ye böldüm. 80-80 yaptı. E burası ikizkenar üçgense. Bak şurası ikizkenar üçgense. Hocam 80 ya. Buraya 100 kaldı. İkizkenar üçgende taban açıları birbirine eşittir. Çünkü ikizkenarsa burası. Burası taban yapıyor. E 100-100-200 yaptı. E buraya negatif bir değer kaldı. Demek ki bu değil. Yani şu olmadı kardeşim. O zaman siliyoruz buradaki yaptığımız hamleleri. Hop sildik şöyle. Bunlar eşit olamaz. Sonra E. AE'ye gelelim kardeşim. AE eşit olduğunda. Hocam 80 ise burası 100 ya. 180'den 100 çıkart. 80 2'ye böl. 40-40 yaptı. Şuradaki açılar 40-40 yaptı. Hocam büyük üçgen ikizkenar üçgendi. Şunlar ikizkenardı. Burası 60 ise burası da 60 yapacak. Evet. Sonra burada da 60 ile neyin toplamı 80 yapar. 2 iç açı 1 dış açıdan 20'nin. O zaman E'yi kullandığım zaman cevabı ne buldum? 20 buldum. Tamam. Bir de D'yi kullanalım. O zaman yaptığımız hamleleri sileceğiz. Mecburum silmeye. Bir de eşitlik şu olursa, ne olursa D olursa'ya bakacağım. Eşitlik D olursa, yani çift çizgi buraya kadar kısmı çift çizgi olursa diye şey yapacağız. Şimdi burası çift çizgi olursa, o zaman hocam şu üçgenle şu kenarla şu kenar birbirine eşit ya. Tepe açı 80 oldu. 180'den 80 çıkart. 100. 2'ye böl. 50-50 oldu. Taban açıları 50 olacak. Şurası da komple 50 olacak. Yani bu sefer komple burası 50 olduysa, biraz öncekinde 40 olmuştu burası. Buraya ne kaldı o zaman? 30 mu kaldı? Evet. Şimdi şu ikizkenarlığı kullanalım. Burası 50 ise o zaman burası da 50 oldu. E hocam burası 50 ise de artık şu üçgende iki iç açı toplamı bir dış açı. 50 ile neyi toplarsam 80 yapar. Tabii ki 30'u. X'i de böylelikle 30 bulurum. Evet, D'yi kullandığımda da cevaba 30 diye ulaştım. Benden bulduğu sonuçlar arasındaki fark isteniyor. Bir 30 buldum, bir de 20 buldum. Farkları da kaç yapıyor o zaman? 10 yapıyor. Yani 22. soruyu böylelikle 10 buldum. ÖSYM bunun benzerini de böyle kağıdı yırtıp bir noktayı tahmin yeteneği olarak kullandırmıştı. Yani ben burada bir B'yi kullandım. Sonra bir E'yi kullandım şurada. Bir de neyi kullandım? D'yi kullandım. B olmadı. AE'de sonucu ne bulduk? 20 bulduk. AD eşitliği olduğunda da sonucu ne bulduk? 30 bulduk. Haberin olsun. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Evet. Bakıyoruz. Şimdi nota geldik. Olayı da burada bitirdik. Yani ikinci günün ikinci dersi böylelikle bitmiş oluyor. Sırada ne var o zaman? Bir sonraki derste ikinci günün üçüncü dersinde görüşeceğiz. Açılarla ilgili her tarz soruyu görmedik mi dostum? Daha devam ediyor. Devam ediyor. Güzel sorular daha devam ediyor. Merak etme. O yüzden böyle 3 ders oldu. Yani hocam ya çok şey oldu. Uzun oldu falan filan. Ama çok soru yazınca, her kalıbı size öğretince bu işler böyle oluyor arkadaşlar. Ya bir de video belki bir tık uzun geliyor olabilir. Ben bilerek böyle tane tane anlatıyorum. Sen istersen hızlandır. Çünkü hızlandırınca herkese hitap edemiyorum. O yüzden bu şekilde davranıyor ama haberin olsun. Neyse gençler, bir sonraki ders. Yani ikinci günün üçüncü dersinde. Görüşmek dileğiyle, kendine iyi bak. Hoşça kal.